Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Besmele hamdele salveleden fari olduktan sonra ma nahnu fihimize gelebiliriz efendim. Efendim bugün sesimin el verdiği nispette sizin elinize ulaştı değil mi bu kitap? Okuyup gelen var mı? Bugünkü bahsi. Var mı? Okuyan var mı? Yok. Okuyan var. Bir iki tane var. Peki. Şimdi heyet Arapçada veft vav fe dal el veft çoğulu vüfud heyetler bugün de çok kullanılan bir kelime. Câe veftün türkiyyün ilel medinetül münevvere liyüsellime alin nebi ve yezurü mesciden nebi diyor hava, e, radyoda veya televizyonda. Anladınız değil mi? Veft <laughs> Türkiye diyor. Ee, bu kelime bir yere özel olarak gönderilen heyet gelme, varma, uzlaşma birlikte gelip bir yere yerleşen cemaat manalarına da gelir. Hazreti Peygamber ile görüşmeye gelen e, şahıslar ve kabile heyetleri veya bir bölge veya şehrin insanlarını kastederek bu başlık kullanılıyor. Ve biliyorsunuz. E, Peygamber Efendimiz yaşarken cahiliye çağından beri Araplar ayların günlerin yerini bilmesine rağmen yani sene 12 ay Muharrem, Safer, İlahir onların adını bilmelerine haftanın 7 gün olduğunu, 7 günün isimlerini, senenin 12 ay olduğunu bilmelerine rağmen her seneye bir rakam vermiyorlardı meşhur hadiselere göre tarih düşüyorlardı. Bunun en önemli örneklerinden birisi Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu? Kaynaklara göre cevap verin. Araştırmalara göre değil. Efendim fil vakasından 50 veya 55 gün sonra dünyaya teşrif etti. Bakın ne ile kullanılıyor? Fil vakası. Fil vakasını siz biliyorsunuz. Artık öğrendiniz. Fil suresinde biliyorsunuz, namaz sureleri içerisinde yer aldığı için. Binaenaleyh fil vakası hicretten sonra da her yıla, Medine-i her yıla bir isim verilmiştir. Hicretin dokuzuncu yılına da Senetül Vüfud denilmiştir. Heyetler yılı bundan dolayı Senetül Vüfud. 8. sene nedir senenin adı? Senetül Fetih. Mekke'nin fethi yılı gibi. Şimdi e, bunu söyledik ama öncesinde söyleyelim e, Hicretten önce ise yani Mekke döneminde ise peygamberimiz aşağı yukarı 13 yıla yaklaşan bir hizmet peygamberlik vazifesi yerine getirdiği yılların isimlendirilmesinde ise ne kullanılıyor? Bir setin 3 sene sonra 5 sene sonra birsettin ebebiyenin 11 yılında, diye isimlendiriliyor. Yani peygamber oluşuna göre isim veriliyor. Binaenaleyh bizim kaynaklarımızdaki bu bilgileri biz dikkatli takip etmemiz lazım. Çünkü peygamber efendimizin hicretini takvim başlangıcı alma hususuna 16 yılında 16 veya 17 yılında Hazreti Ömer'in hilafeti döneminde karar veriliyor. Bundan dolayı senetül vüfut böyle e, meşhur olan bir hadise olmakla birlikte Peygamber Efendimiz'in 10 yıllık Medine hayatında ki 11. yılın başında e, Muharrem Safer Rebi başında vefat ediyor Peygamberimiz. İki ay e, işte birkaç gün yaşayarak e, 11. yılı idrak ediyor. E, zaten Rebi vel ayında da hicret ettiği için takvim olarak tam hicri takvime göre, kameri takvime göre tam 10 yıl medine böyle de peygamberlik vazifesine devam ettiler. İşte bu e, sene e, bundan dolayı senetil vüfut dokuzuncu e, 9. sene ismiyle yad edilmiştir. Bu heyetler Peygamber Efendimiz'e e, Müslüman olduklarını bildirmek üzere veya peygamberimizi tanıyıp sorular sorarak vereceği cevaba göre karar vermek üzere veya kötü niyetli gelen var suikast için gelenler bile olmuş e, veya görüşmelerden sonra kendi dinlerinde kalmaya karar verenler olmuş. Mesela Necran Hristiyan heyeti gibi. Onu da size anlattı hocalarınız zannedersem. Necran Hristiyanlarla münasebet bakımında heyet olması dolayısıyla beni de ilgilendiriyor ama ben bugünkü sohbetimde gelen heyetlerin her birine ayrı ayrı yer vermem mümkün değil. Çünkü e, e, i̇bn saat e, eserinde e, aşağı yukarı aklımda yanlış kalmamışsa burada yazılı 72 heyete yer veriyor. E, Dımeşkı e, sübülül hüda ve reşat fi sireti hayril ibad e, adlı eserinde ise 102 tane heyete yer veriyor. Vakidi vakidi diyorum affedersiniz. Vakidi'den alıyor hocası da onun için vakidi diye verdim. Onun e, katibi olarak meşhur olan ve tabakatı müessemizde basılan, Türkçesinde basılan kimin kitabı söyleyin? İbn Sa'd'ın et tabakatında 72 heyete yer veriyor. Biz onların hepsini burada ele almamız mümkün değil. Ama üzerinde durmamız gereken e, en önemli hususlardan birisi bu e, şeyde heyetler konusunda Peygamber Efendimiz'in hayatı incelendiğinde e, hiç vazgeçmediği sulh zamanında olsun, savaş zamanında olsun, kendisine vahiy gelmesi de vefat zamanına yakın günlere kadar devam ettiği için bir kere gelen yeni ayetleri veya sureleri tebliği hiç kesmemiştir Peygamberimiz. Tebliğ vazifesine hep devam etmiştir. Binaenli bu tebliğ vazifeleri içerisinde gelen heyetler ayrı bir Konuyu teşkil etmektedir. Ve Peygamberimizin hayatı bugün anlatıldığında işte bize tenkitler geliyor. Siz de duymuşsunuzdur. Hep gaz ve seriyeler anlatılıyor. Medine ağırlıklı olarak e, savaş ve siyaset diye söyleniyor. İşte bu heyetlere az yer vermemizden geliyor bu. Kaynaklarda e, yeterince bilgi var diyemeyiz. Keşke o gün deftere tutulsalardı da bunları çok iyi tespit etmiş olsaydı. Sahabilerden birisi hatıralarında kabilenin kendi tarihinde bu işlerle meşgul olanların veya bizzat peygamberimize gelip bu ziyareti yapanların anlattıkları veya onların çocuklarının anlattıkları bilgilerden derlenen bilgiler bu. Ama bu yalnız heyetler için değil. Peygamberimizin hayatının birçok safası için rivayetlerimiz hep böyle şifahi anlatımdan bilgiye geçmiştir. Yalnız bunlar değil. Peygamberimizin hadisleri de böyle olmuştur biliyorsunuz. Bir iki sahabeye yazmak için izin vermiş ama onların da yazdığı hadisler çok sınırlı. Halbuki sonra rivayet edenlerin sayısı binlerce hadis olduğunu biliyoruz. Onun için hadislerin sıhhati problemi tartışılan bir konu olmuştur bizim şeyimizde, kültür ve medeniyetimizde, dinimizde. Çünkü fakihler de tartışıyorlar hadisleri. Biliyorsunuz. Ee, onun için peygamberimizin İslamiyet'i yaymak için başka şekildeki faaliyetlerini burada sıralamamıza gerek yok. Siz siyeri inceliyorsunuz. Birçok hocamız size ders anlatıyor. Ama bu kabile heyetleri diye söyleyelim. Ee, kabile dışında olanlar da var. Geliş sebepleri birbirine benzemeyen ve benzemeyen benzeyen ve benzemeyen eee ee, birçok kabiliye veya bölgeye mensup heyetlerin onun faaliyetleri arasında önemli bir yer tuttuğunu unutmamamız lazım. Ee, çünkü e, söylediğim gibi Peygamberimizin peygamberlik vazifesi e, Mekke döneminde de Mekkeli müşriklerden ümidini kesince Peygamberimiz e, yüzünü ...üç ayrı yere çevirdi biliyorsunuz. Bunlardan biri Habeş muhacireti. Bazı Müslümanlara Habeşistan'a gitmelerine izin verdi. Bu aynı zamanda dinimizin oradaki insanlara da... ...sunulması, tebliğ edilmesi manasına geliyordu. Kendisi ise e, iki çizgi takip etti. Bunlardan birisi nedir? E, bugün gelen heyetler bakımından da... ...konuşmamızın uzun bölümünü ayıracağımız... Taif'te yaşayan Sakif kabilesine gitti Peygamberimiz. Ve oradan taşlanarak geri döndü. Bir başka ifadeyle tebliğinde başarılı olamadı. Ve çok üzgün döndü. Onlara da beddua etmedi. Hidayetleri için dua etti. Bir başka damar, Peygamberimizin faaliyet damarı, o da haç ve umre için Mekke'ye dışarıdan gelen e, ve Kabe'yi muhabbet kabul eden çünkü onlar geliyor diye Hristiyanlar Yahudiler gelmiyor e, oraya gelenler Hazreti İbrahim İsmail peygamberden beri haç ve umre geleneğini bazı putperest adetleriyle karıştırmış da olsalar onlar gelmeye devam ediyor onların Arafat'ta ve e, Mina'da biliyorsunuz Mina'da şeytan taşlama var üç gün bugünkü haç farizasında da yer alıyor e, orada bulunuyor Umre Mekke içinde olduğu için Umre'de de mümkün olduğunca temaslar yaptığını düşünmemiz lazım peygamberimizin fazla örnek verilmemiş olsa da ama hac farizasında farizası esnas fariza demeyelim isterseniz on Hac geleneği diyelim onların yaptıklarına Hac geleneğinin devamı esnasında çeşitli kabilelerle temasa geçip onlara dini tebliğ ettiği faaliyetini biliyoruz kabilelerle bu manada peygamberimizin münasebeti ve onları tanıması e, gerçekten çok eski. Mekke döneminde tabii ki başlıyor. Ve hicret edeceği Medine'ye de bu temasların neticesinde önce Hazreç kabilesinden kaç kişiyle görüşüyor? Altı kişiyle görüşüyor. Onlar diyorlar ki, biz evs kardeşlerimize de söyleyelim, evs kabilesi mensuplarına da söyleyelim. Onlarla beraber e, Medine-i Münevvere ile ilgili çalışmalarımızı devam ettirelim diyorlar. Bir sene sonra ne oluyor? Birinci Akabe Biyatı diye tarihe geçen Peygamberimizin üçüncü görüşmesin pardon ikinci görüşmesinde ne oluyor? E, İslamiyet'e girmek için biyat ediyorlar biat ediyorlar. O biat şartları hangi şartların aynısıydı? Hangi şartların aynısıydı? Ondan dolayı buna kadınlar biatı dediler. Bu birinci görüşmede hiç içinde kadın olmadığı halde 12 erkek. Medine Yesrib'den gelmiş o zamanki adı Yesrib. Efendim? <laughs> Savaş olmadığı için. Demek ki biz erkeklerin kadınlardan farkı savaş yapmakla mükellef olmamız onların mükellef olmaması peki onlarla bu şartları mukayese edeceğimiz bir ayet kerimeyi de biliyor musun hanımlar biliyor mu şimdi hanımlar enteresan yani kendi biat şartlarını kadınların biat şartlarını Kur'an'dan okumuyorlar çok rahatsız oluyorum ben ya halbuki dindarlaşma var diyoruz bu kadar okuma tedris var Niye böyle oluyor hanımefendi? Kur'an okunuyor, hatimlerin iniliyor. Mealde okuyanlar var. Hanımlar internetten meal çıkaran var mı? İnternetten Kur'an meali var mı? Mümtahine suresi 12. ayetini oku. Tamamen kadınlara ait. Birinci akabe yani ikinci görüşmedeki erkeklere sunulan şartlarla bu şartlar aynı çocuklar. Gençler, çocuk değil dilim alıştı affedersiniz hanımefendiler, beyefendiler. E, siz artık gençlersiniz. Olgun yaşta olanlar da var. Benim gibi yaşlılar da var. Kendime de hitap ediyorum böylece. Şey. Yani hep birbirimizin sohbet ediyoruz burada. E, yani dine giriş şartları birinci akabe biatıyla çocuklar, gençler bu mümtehine suresi 12. ayetindeki şartlar hemen hemen aynı hanımefendi bir madde hariç. Biliyor musunuz? Yani kadınların dine giriş şartları ile erkeklerin dine giriş şartları aynı şartları havidir. İkinci, üçüncü görüşme, ikinci akabe dediğimizde orada peygamberi, Müslümanları, kendi canları, malları, çocuklarını korudukları gibi söz verdikleri yani savaş yapma şartı olduğu için e, kadınların şartlarından ayrılan bir şart üzere erkekler biat etmiştir. O toplantıda iki kadın olmasına rağmen onların biatı denmez buna. Birincisine, birinci biat, akabe görüşmelerindeki biata kadınlar biatı denir. Oku arkadaşım meali. Ey peygamber, Yok, olmaz. Biraz yüksel sesini. elleriyle ayakları arasında bir iftira ucuz getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bakın aynı şartlar. Bir tek şart farklı burada. O da elleri ayaklarıyla bir çocuğu kocasına mal etmesin diye. Bu zina değil hanımefendi. Zinayı yukarıda söylüyor Allah zaten. Bu nedir? Araplarda bir adet var. Çocuğu olmayanlar başkasının çocuğunu alıyor. Bu benim kocamdan oldu. Ben doğurdum bunu diyorlar. Bugün de var çocuk kaçırmalar biliyorsunuz. Yani fıtratta var bu. Allah bazılarına çocuk vermiyor. Veya erkek çocuğu vermiyor. Hasta tipler var biliyorsunuz. Kız istemeyenler. Allah onları Kur'an'da hasta tip olarak tavsiye ediyor yani. Ayetleri, ilgili ayetleri okursanız yüzünün rengi değişiyor kız oldu deyince diyor. Bu ne demek hasta tipler yani. Hasta tipler ama cemiyete hep olmuş bugün de var. Hasta tipler bunlar. Allah'ın ihsan ettiği yavruyu kabul et, edemiyor. Zaten kız çocuğunun öldürülmesi meselesi de burada önemli. Anneler çünkü bu işi maalesef bazı anneler yapıyordu cahiliye çağında. İşte Peygamberimizin bu tebliğ faaliyetlerini devam ettirmesinin kesif yoğun bir şekilde olmasının e, arkadaşlar en önemli gelişmesi hicretin dokuzuncu yılında olmuştur. E, bu umumi girişten sonra birkaç hususla Peygamberimiz bu heyetlerle ilgili neler yapılmasına çalışılmıştır. Onunla ilgili bilgi vermek istiyorum. Hazreti Peygamber kendisine gelen heyetlerin karşılanması ağırlanması, kendileriyle görüşülmesi, sorularına cevaplar verilmesi ve İslamiyetin anlatılıp yaşanır halde gösterilmesi ve heyetlerin uğurlanması gibi hususlarda ciddi tedbirler almış ve bir uygulamayı yerine getirmiştir. Bizim kaynaklarımız mesela misal vereyim bütün heyetler Medine'den ayrılırken peygamberimiz azık yani yolluk, yolluk veriyor. Yol, yol, yol azlığı değil mi efendim? Yol azlığı diyoruz. Yol azlığı ve hediye veriyor. E kaynaklarımız bunun bir kısmını zikrediyor. Miktarını bile veriyor. Şu kadar hediye verdi diye. Bazılarına hiçbir bilgi vermiyor. Onlarda da yine aynı hizmetin yerine geldiğini görüyoruz. O düşünmemiz lazım. Yazıl, yazılmasa bile kaynaklarda. Evet. Ee, böylece Peygamberimiz sahip olduğu imkanlar içerisinde bir düzen kurmaya çalışmış, heyet mensuplarına iyi davranılmasının güzel örneklerini göstermiştir. Medine'de karşıladığı heyetleri daha çok Mescid-i Nebevi'de Bab-ı Cibril tarafındaki üçüncü Üstüvanetül Vüfud isimli sütunda karşılamıştır. Üstüvanet sütun demek biliyorsunuz. Vüfud'da söyledik. Üstüvanetül Vüfud. Hanımlar, Cibril kapısının yanında hangi kapı var bir de? Hazreti. He? Hazreti. He? Hazreti. Hayır, Hazreti Ebu Bekir tam karşısında. Bab-ı Selam'ın yanında. He? Bab-ı Nisa var. Siz hep Bab-ı Nisa'yı arkada tasavvur ediyorsunuz. Sünnette öyle değil. Fıkıh ayrı, sünnet ayrı. Ben ona karışmam, onu Muhammed Hoca'ya sorun fıkıhta kadınları arkaya koyuyorsunuz. Ama sünnette bugün hala babın Nisa'nın yeri bellidir. Kıble böyle. Cibril kapısı burada. Yanında da babın nisa var. Medine-i de bir sene kaldığımda Esselamu Aleyküm deyince kadınlar bizi görüyordu. Esselamu Aleyküm deyince solumuzdaki kadınları biz görüyordu. Arada perde falan yoktu hele bizim Selimiye Camii'ne koydukları gibi mor dünyanın en kötü perdesini asanlar gibi bir zevksizlik orada hiç görmemiştim. E, Selimiye'ye gidin görün aman ya Rabbi. Ne kadar kötü bir çivi duvara çakmışlar. Ne kadar kötü renkli bir perde koymuşlar. Taife-i Nisa görülmesin diye. Yani Sinan'ın eserine mazırsın, zevksizliğe mazırsın. Kadınlardan bu kadar korkmaya mı acırsın? Ne diyeceğimi şaşırıyorum. Yahu unutuyorlar, Kabe'de zaten mi karışık tevaf ediyorlar? Allah'tan korkun be, Allah'tan korkun be. İstersen korkma yavrum. Bu konu zor bir konu yani. Ama ben e, peygamberimizin bu şeylerini söylerken söylemek zorundayım yani. Babül Nisa'nın yerini bugün de değiştirdiler. Oraya kadını sokmuyorlar. Arkasından bir yere koyuyorlar Suudiler. Ama hala Allah'a şükür Babül Nisa yazısı e, hattıyla beraber duruyor. Gidince görünce. Gidenler gör mü gören? Gördün değil mi Babül Nisa'yı gördün? Sol tarafta doğru söylüyorum değil mi? Allah razı olsun. Ha, tasdik yaptı bak şimdi doğru dedi. Gidip görmüş arkadaş. Evet. Ayrıca Peygamberimiz vefatında elçilere iyi muamele edilmesine dair ümmetine bir emir de vermiştir arkadaşlar. Buhari cihat ve megazi bölümlerinde bu hadisleri bulabilirsiniz. Evet. Peygamberimiz heyetlerin karşılanmasında olsun, onlara hizmet sunulmasında olsun büyük titizlik gösterdiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu işle ilgili en çok Hizmeti geçen adı en çok duyulan sahabi e, bugünkü adla ifade etmek gerekirse protokol müdürü Bilal-i Habeşi Hazretleri. Bilal-i Habeşi Hazretleri. Onu görevlendirmiş. Bu hizmeti zaman zaman başka sahabiler de yerine getirmiş. Gelen kabile ile bir şekilde bağı veya tanışıklığı olanların görevlendirildiği de olmuştur. Bunlar arasında Halid İbni Velid Halid İbni Said İbni Az ve Muaviye İbni Ebi Süfyan misalini verebiliriz. Başkaları da var. Heyetlerin misafir edecekleri yerlere yerleşmelerini, yemek içmek ve istirahat imkanlarının sağlanması yanında kendilerine Resulullah ile görüşülürken dikkat etmeleri gereken hususlar anlatılmış, huzura alındıklarında kendisini nasıl selamlayacakları, kelime-i şehadet getirmek suretiyle kendisine nasıl biat edileceği başta olmak üzere diğer zaruri bilgiler ile onların varsa sorularına cevaplar verilmiştir. Bu da çok önemli. Bizim siyer ve derslerimizin tamamında asap peygamberimize nasıl biat edileceğini pek anlatmaz hocalarımız. Şimdi ben size söyleyivereyim. Ben de Halid-i kitabımı yazıncaya kadar fark etmemiştim. 89'larda yazdım ben o kitabı. O zamandan beri talebime söylüyorum. Peygamberimizin huzuruna girdiği zaman Halid İbni Velid Hazretleri Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ve eşhedü enneke Resulullah diyorlar. Bizden farklı. Biz ismi mübareğini söylüyoruz. Onlar sen diyorlar. Ve eşhedü enneke Resulullah diyorlar. Bu e, biat metinlerinde kaynaklarımız her zaman tekrar etmiyor. Halid İbni Velid'de görünce ben dikkatimi çekti. Herkes biat ediyor peygamberimize. Kadınlar da biat ediyor. Allah emir veriyor zaten okudu ayeti. Arapçada biliyorsunuz değil mi siz? ne <laughs> diyor ayet-i Ne demek? Onların biatını al. Onların diye yanlış söyledim. Türkçe'de onların demek yetmez. O kadınların biatını al. Allah emir veriyor peygamberimize. O kadınların biatını al diyor. Evet. Ee, e, heyet mensuplarına Kur'an-ı Kerim ve İslam dininin esasları öğretilmeye başlanmış. Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz kılmaları ve Resulullah'ın hutbe ve konuşmalarını dinlemek suretiyle ümmetle bütünleşmelerinin sağlanması edem alınmıştır. Hazreti Peygamber bazı heyet mensuplarına Abese ve Ala surelerini bizzat öğretmiştir. Ayrıca Kur'an öğrenmek üzere Ensar'dan bazı sahabiler de olmuş. Bunlar arasında güzel kıraatı ile meşhur olan Übeyy ibn Kaat Hazretleri zikredilmiştir. Gelen heyetlerin Medine'de misafir edildikleri yerler arasında evlere uygun olan bazı sahabilerin isimleri verilmektedir. Muhacirlerden Medine'de ilk ev yaptıran Abdurrahim Abdurrahman ibn Auf'un misafirler evi veya büyük ev diye bilinen ve inşaatı esnasında bizzat Hazreti Peygamberin de çalıştığı ev yanında Ensar'dan Remle binti Haris bazı kaynaklarda Haris'in yerine Hades deniyor. Ennecariye adlı kadın sahabinin evinde birçok kabile heyetinin kaldığı bilhassa zikredilmektedir. Yani en çok bu hanım zikredilmektedir. Ee, yine kadın sahabilerden Ümmü Şerik, Bilal-i Habeşi, Ebu Eyyub El Ensari, Mihmandarı Resulillah İstanbul'un manevi hamisi biliyorsunuz. Eyüp Sultan Hazretleri'nin de evinde bazı heyetleri ağırlanmış. Halid İbni Velid, Yezid İbni Ebi Süfyan ve bugün ele alacağımız e, Sakif kabilesinin o kabileden Mugayret İbni Şube evinde misafir etmiştir. Bir kısmını misafir etmiştir. Göreceğiz biraz sonra. Bu arada Kur'an-ı Kerim dinlemeleri ve namaz kılarken insanları görüp kaynaşmaları için Mescid-i avlusunda veya Bakı mezarlığında kurulan çadırlarda Ehli Sufa'nın yanında ikamet edenleri de olmuştur. Medine-i -e gidenler bilirler. Kıble şöyle, Bakı mezarlığı e, Peygamberimizin Ravza-i Mutahar'ası mescid içinde kaldı bugün ortasında ortasında değil de yani kıbleye yakın ortada. Dört tarafında namaz kılınır. Ravza-i önünde olanlar arkada Ravza kalır. Bu, sağ, bu sağında kılanlar solunda kalır. Solunda kılanların sağında kalır. Gerisinde kılanların önünde kalır. Dört tarafında namaz kılınır yani şeyin. E, ve biz hiçbir zaman peygamberimize secde edilir diye bir problemi ümmetin yaşadığını bilmiyoruz. Şimdi bazı hocalarımız peygamberi yüceltiyorlar da bilmem 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 bir sürü nusluk atıyorlar. Hiç böyle bir şey yok hala Mescid-i Nebevi'de. O günden bugüne ümmet namaz kılar. Hiç böyle bir riski ümmet taşımamıştır. Giden taşıdınız mı gidenler? Taşımadın değil mi? İçimizden içimizden bile geçmez. Nereden çıkarıyorlar bunlar? Peygamberi tanrılaştırdı diye. Üç Muhammed diye kitap yazıyor adam. Sübhane yara. Yok böyle bir şey. Ümmetin en bariz vasfı arkadaşlar bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. En bariz vasfı bu dinin, bu peygamberin, bu kitap Kur'an-ı Kerim'in ve bu ümmetin tek tanrı inancına sahip olmasıdır. Tevhid inancının temel olmasıdır. Bundan hiçbir zaman taviz, taviz vermeyiz. Ha taviz nasıl olur? Ümmet onu düşünmüş. Yani siz Allah yerine hanımı severseniz Allah yerine kocanızı severseniz, Allah yerine çocuğu severseniz, Allah yerine parayı severseniz, Allah yerine şöhret severseniz, mevkiyi severseniz, kıskançlık size din olurmuşsa, çekememezlik din olmuşsa, insan eti yemeye alışmışsanız, bunlarda da şirke hafi var, evet. Ama bu hiçbir zaman Peygamberimizin etrafında şirke hafi teşekkür etmemiştir. Çünkü o İman esaslarının içine ne koymuş çocuklar? Abduhu'yu koymuş. Abduhu. Demin şehadeti okurken Abduhu'yu söylemedik. Sonra onu bizzat ekliyor. Hatta birisi Resulullah ve Abduhu diyor. Yok diyor. Ben önce Abd'im sonra Resul oldum diyor. Kul olmanın evcibalasına çıkmış bir peygamber. En son çıkan suresinde bile Allah ne diyor? Allah'ın yardımı geldiğinde diyor. Ey Habibim. Sen bu kadar işleri başardın ama onların başında ne söylüyor Allah? İzzacayi Nasrullahi. Bütün bunların hepsi senin başarın Allah'ın yardımıyla diyor. Kesip atıyor birincisi. Ver fethi diyor ondan sonra. Sonra Mekke fethi. Bizim konumuzu ilgilendiriyor. Nasr suresinde duracağız. Peygamberin bütün işleri yardım. İşte biri savaşlar fetihle bağlıyor Allah onu. Fetih diye gösteriyor. Öbürü de ne? Ukayeti vera ra'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi hefvâca. İşte bizim konumuz bu. Feşveş, alay alay insanların Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman. Bakın üç şey söylüyor peygamberin. Son inen tam sure biliyorsunuz. Nasıl suresi çocuklar? Amme cüzünde yazılı olduğuna bakmayın. En son inen tam suredir. Ondan sonra ayetler inmiştir ama tam bir sure inmemiştir. En son tam inen sure nasıl suresidir? Ve arkasından ne diyor peygamberimize Allah? Ne diyor? Yedhulûne fî dinillâhi efvâcâ. Ne diyor? Fesebbiyâ. Ububiyetini, rububiyetini gösteriyor. Ne diyor? Tesbih edeceksin diyor. Kime hitap ediyor bu? Ra'yeten nas peygambere hitap ediyor. İnsanları Allah'ın dinine feşveş girdiklerini gördüğünde, fetih olduğunda, Bunların hepsi Allah'ın yardımıyla oluyor diye onunla başlıyor. Sonra ne emrediyor? Fesep Allah'ı tesbih et. Biz birini tebliğ etsek ne deriz? Bütün bu başarılarından dolayı seni tebrik ederiz. Allah'ın tesbih, Allah'ın tebriği ki kendisine tesbih etmesini emrediyor peygamberimize. Fesep bi bi hamdi rabbike ve Ve istiğfar dile. Ya peygamberin zaten gelip geçmiş bütün günahlarını ey Allah'ım sen affettin. Yok bir daha istiyor vahdaniyeti ilahiyenin vurgulanması bizim dinimizde böyledir. Biz bunları görmezden gelip başka bir şey düşünebilmemiz, hissettebilmemiz, kalbimize sokabilmemiz mümkün olur mu arkadaşlar? Ümmetin hiçbir devrinde böyle bir şey olmamıştır. Peygamberi yüceltmek için uydurma mucizeler söylenmiş, evet söylenmiş ne olacak? Üluhiyet derecesine mi çıkarır? Kur'an-ı Kerim'de mucize gösteren dolu peygamber var. Onlar üluhiyet derecesine mi çıkarılmış? Kim çıkarılmış? İsa. Ona da Allah cevabını veriyor. O da nereden bir mucizeyi hazmedemiyor insanlar. Babasız dünyaya gelmiş çünkü. Çocukken konuşmuş. Olmayan bir şey. Ölüyü diriltmiş. Hazımsızlar. Kaplarına sığmamış. İşte onun için başımıza Hristiyanlık belası çıkmış. Hristiyanlık kilisenin daha doğrusu papazların kurduğu bir din haline gelmiştir. İsa Aleyhisselam böyle din tebliğ etmedi ki. Onun kilisesi yoktu yavrum. Papazların kurduğu müessesedir kilise. Ama Allah onların da yıkılmasını istemiyor. İstemiyor. Çünkü Allah İslamiyet'i diğer dinlerin yanlışlarını söyleyerek hakikate davet etmiş. Ama isteyen inanır, istemeyen inanmaz. Cennete de müşteri istiyor Allah, cehenneme de. Öyle yaratmış çünkü dünya imtihan dünyası. O başka bir konu. Ama bizim tevhid inancımız e, dünyada hiçbir e, peygamberde farklılığı olmadığına inandığımız. Çünkü bütün dinler İslam tevhid inancı üzerine gelmiştir. Bu bozulanlardır. Kur'an-ı Kerim'in tenkit ettiği ve insanlar da gözlüğümüz. Ama bizim dinimizde bu manada tevhidde hiçbir bozulma olmamıştır. Evet. Evet kitapları söyledik. Ee, onun için atlıyorum onu. Vakidi'nin bir kitabı fütuhundan bahsediyor. Eşşami Sübülü ve Reşat müellifi. Onun da Türkçesi tercüme edildi biliyorsunuz çocuklar. Ee, 12 cilt veya 13 cilt veya 11 cilt indeksi ile beraber. Ee, onu da okuyabilirsiniz. Ee, Sübülü Reşat'ın. Ee, bir kitabını gördüm diyor kimse e, İbn-i Nedim'in fihristi dahil böyle bir kitaptan bahsetmiyor. Ancak İbn-i Nedim bize intikal etmeyen üç tane vüfud kitabı yazıldığını fihristinde bize haber veriyor arkadaşlar. Yani bu ne demek? Peygamberimizin gazveleri için nasıl müstakil eserler yazılmışsa İslam ümmeti ve maalesef müelliflerinin vefat tarihini yazmamışım buraya. E, Hişam el-Kelbi'nin, Heysem İbn i Adi'nin, el medayininin Bunların hepsi ikinci ve üçüncü asrın başında vefat etmiş insanlar. Yani tabi'in ve tebe-i tabi'in nesli bunlar. E, o, o dönemde üç tane eser yazıldığını i̇bn Nedim bize haber veriyor. Evet. E, Hazreti Peygamber'in e, heyetlerin bazı davranış ve niyetleriyle ilgili bir başka konuya geçiyoruz. Heyetlerin kendine geçmeden önce... E, heyetlerle ilgili arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler nazil olmuş. Bu da bizim hem Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlamamız bakımından hem Peygamberimizin hayatının daha iyi anlaşılması ve Kur'an-ı Kerim'le iç içe olduğunu göstermesi bakımından ehemmiyet arz eden bilgilerin, hükümlerin, emirlerin veya yasakların zikredildiği ve bu ayetlerin açıklanmasında tefsirlerde bu heyetlere ait bilgiler verildiğini görüyoruz. İnanın peygamberimizin hadisleri yanında siyer ve megazi kitapları yanında ashab ile ilgili bilgileri e, nasıl tefsirlerden alabiliyorsak aynı şekilde ilgili ayetler dolayısıyla arkadaşlar gelen heyetlere ait tefsir kaynaklarımızda da Kur'an tefsirlerinde de bilgi bulunduğunu vurgulamamız lazım. Evet, Peygamberimizin ey örtüsüne bürünen kalk ve uyar müttesir suresinin bir ve ikinci ayetleriyle başladığı e, tebliğ faaliyetine e, enzir, uyar ve nezir, uyarıcı kelimelerinin beşir ve mübeşir olarak pek çok ayette zikredildiğini burada hatırlatmamız gerekir esasen peygamberlerde bulunması zorunlu olan sıfatlardan birisi de bunu söylememiz lazım bu heyetler dolayısıyla tebliğ vazifesidir. Tebliğ. Tebliği anlıyorsunuz değil mi efendim? Dini tebliğ etmek. Başka kelime kullanıyor muyuz şimdi tebliğ yerine? İletme milletme mi diyorsunuz? Davet, Davet evet. Yani tebliğin bir başka e, müteradif kelimesi de davettir. E, ne diyor, diyor Allah? Ee, ey peygamber Rabbinden sana indirilerini tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun mesajını iletmemiş olursun. Maide suresi 6 ve 7 ifadeleri bizzat Hazreti Muhammed içinde bu tebliğ vazifelerinin açıkça uygula, vurgulandığını göstermektedir. Peygamberlik vazifesiyle ilgili olmak üzere Resulullah'ın büyük ceddi Hazreti İbrahim'in Kur'an'da yer alan duasındaki şu ifadeleri de dikkat çekmektedir. Şimdi benim kitapta dipnot 8. Burada da 8 mi bakayım. Kitap elinde olan var mı? Bir ayet unutulmuş. Onu da yazalım çocuklar, gençler. 8. dipnota evde ilah edersiniz. 8. dipnotta Bakara 129 demişim. Bakara bir de 151 olacak. 151. Sonra diğerleri doğru. ona e, atlamışım ben. E, burada bu ayet kelimeler yazılı. E, isteyenlere metinlerini şimdi okumak istiyorum. Bu da benim ayrı bir dikkatinizi çekmek istediğim husus arkadaşlar. Ee, çok önemli bir şey bu. Şimdi buraya birini almışız. İbrahim Aleyhisselam'ın duası. Beni okuyunca anlayacaksınız siz. Meal istemeyeceksiniz belki. Rabbena ve ba'as fihim rasulen. affedersin Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum. Yetlu aleyhim ayatike ve hümül kitabe vel hikmete ve ve yüzeki. Bak peygamber vazifelerini taadat ediyor. Şimdi yeni dine davet ederken beşir ve nezirlik yetiyor çocuklar. Bak arkadaş inanırsan cennet var, istikbalin iyi, ahiret hayatı var. İnanmazsan cehennem var. Tebşir ediyor ee, ve uyarıyor. Ama halagaya giriyorsan bak peygamberin vazifeleri artıyor. Ne yapıyor peygamber? Allah'ın gelen ayetlerini bir okuyor. Yetlu tilavet Kur'an tilaveti biliyorsunuz değil mi? Kullandığınız kelime artık bugün. Kur'an tilaveti yapıyor peygamber gelen ayetleri. İki yuallimühüm onlara öğretiyor. Neyi? El kitap Kur'an'ı. Ayetleri okumak ayrı kızım, öğretmek ayrı bak. Her okumak öğretme değildir. Öğretmeye de hizmet ediyor peygamber. Öğretme vazifesi de var. Yani peygamberimizin muallimliği Kur'an ile sabit. Bakın bu ayette. Bir de ne öğretiyor? Hikmet. Hikmeti artık siz tefsir hocalarınıza sorun. Hikmete birçok mana veriyorlar. Sünnet başta olmak üzere. Bunları da öğretiyor peygamber. Öbürü ne? Yüzekiyim. Yüzekiyim. Bizim Milli Eğitim Bakanlığındaki kurumun adı ne kızım? Kitapların, programlarını yapan, ders kitaplarını tasdik eden. Talim terbiye. Duydunuz değil mi talim terbiyeyi? Talim yani öğretim. Terbiye yani eğitim. Şimdi bu milli eğitim ve bizler ne diye söylüyoruz bunu? ters söylüyoruz. Ne diyoruz? 2017 ne, ne yılı başladı? Eğitim öğretim. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütün işleri ters gidiyor hanımefendi. Gülme kızım. Üzülülecek bir şey. Onların mamulatı sizlersiniz çünkü. Acınacak halinize ne gülüyorsunuz? Ağlamanız gerekir güzelim. Ama ben de güldürmek için söylüyorum zaten. İz bıraksın diye de bu sözleri arkasından ilave etmem lazım ki unutmayasınız. Yani demeleri lazım ki, dememiz lazım ki kızım. Üniversiteleri de böyle diyoruz. Öğretim eğitim yılı başladı. Ne diyoruz biz? Eğitim öğretim diyoruz. Talim terbiye. Yahu bünyende talim terbiye var. Allah'tan kork. Hala önemli kurumdur Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Şimdi statüsü biraz değişti. Ne oldu bilmiyorum. Ama hala duruyor kurum. Adı talim ve terbiyedir. Bak ruhu Kur'an'dan alınıyor kızım Çünkü talimde muallimlik var, terbiyede yüzekiyim var yavrum. Yüzekiyim ne demek? Şimdi önce bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Bu ayeti kerime de burada ne diye geçiyor? İbrahim Aleyhisselam'ın Peygamberimiz için duası olarak geçiyor, değil mi? Bak diğer ayetlerde yerleri değişiyor fiillerin. Nasıl geçiyor? Yine bakarası bu Bakara e, 129'du demin öğrettiğim. E, kızım defterin kitabınızda yazılı yavrum. Bunlar yazılı. Tekrar not almayın yazık yani. yani. anlamanız daha iyi bence. Kitapta yazılı bu dipnotu 8'de işte söyledim size. 8'de ilaviyede de yaptınız 151'i. Şimdi 151'i okuyorum bakın. Demin ki sıralamayı unutmayın ama. Kema Ersel fîküm rasûlen minküm yetlu aleyküm ayatine ve yüzekiküm ve yuallimihüm el kitabe vel hikmete ve yuallimikum ma lem tekunu talemun diye bu dört ayet bunlar içine alan burada söylenen şu son ifade diğer üçünde yok. Nedir o? Ve yuallimikum size öğretecek. Öğretiyor. Ma lem tekunu talemun tercüme edin sizin bilmediklerinizi öğretecek. Bak bu bir tek bu ayette geçiyor. Şimdi diğer ayetleri de okuyacağım ama asıl benim dikkatinizi çekmek istediğim. Birinci de İbrahim Aleyhisselam'ın duası olarak Allah bu ayetleri gönderiyor kızım. İkincisinde biz diyor. Kema erselna fikum rasulen. Sizin içinizden bir elçi gönderdiğimiz gibi. Allah biliyorsunuz bazı ayetlerde biz bazı ayetlerde o diye ifade ediliyor. Üçüncüye geçiyoruz. Ali İmran 164. Lekat mennallahu alel müminine iz be'ase fikum rasulen min enfisikum yetlu aleyhim ayatihi ve yuzekihim ve yuallimuhum kitabe vel hikmete ve in kanu min qablu fi dalalin mubin. Bu ayette de yine sıra ikincidekine daha çok benziyor. Yüzeki önce geliyor muallimden, yuallimden üçüncüyü okuyorum. Üçüncüde de burada Allah haber cümlesi gibi söylüyor. Legat Allahı Amd ki müminler daha evvel apacık ve kat'i bir sapıklık içinde bulunuyorlarken Allah işlerinden ve kendilerinden onlara ayetlerini okur, onları tertemiz yapar, onlara kitap ve hikmeti öğretir. Bir peygamber göndermiş olduğu için büyük bir lütufta bulunmuştur. E, ele alacağımız bir kabile için iniyor bu. Ama biz burada Peygamberin vazifelerini taadat ediyoruz. Ee, ve oradan bir şeye geleceğim netice olarak. Dördüncü ayete geliyorum bak. Burada da e, metin e, nüansı var. Ee, Hüvellezi beaseh. O Allah ki. Hüvellezi. O Allah ki. Bease fil ümmiyine rasulen minhüm. Yetlu aleyhim ayatihi ve yüzeckihim ve yuallimihüm el kitabe vel hikmete ve inkânû min qabli lefî zalâlim mübîn. Öbürüne benziyor zalâlim aynısı tekrar ediyor. Cuma 2. Cuma suresi 2. Şimdi arkadaşlar ben buradan birkaç neticeye varıyorum. Bunlardan birisi peygamberimizin Müslümanlara yaptığı peygamberlik vazifelerinden üç fiile Allah bu ayetlerde yer veriyor. Peygamberimiz başka işlerde yapıyor. Ama bunlar çok dikkati çekiyor. Allah tarafından İbrahim Aleyhisselam'ın duası şeklinde biz ümmilerden bir peygamber gönderdik şeklinde Allah'ın e, Allah'la minnet duymanız gerekir. Çünkü o şöyle bir peygamber gönderdi demek suretiyle bir başkasında da yine ümmilerden şöyle bir Peygamber gönderen Allah diye başlayan ifadelerle Peygamberimizin vazifeleri üç fiille ifade ediliyor. Bakın ben buradan ne netice çıkarıyorum biliyor musunuz? Bir çıkaranı görmedim. Ben çıkardım diye de bana ister kızın, ister sevin, ister aleyhime konuşun, isterse duyanlar da konuşsun. Cenabı Kadir ile Mezel Hazretlerinin sevip yarattığı Aziz Türk Milleti. Yuallim'den medreseyi kurmuş. Yüzeki hemden de tekkeyi kurmuş. İnanmıyorsanız Allah'a sorun. Peygamber'e sorun. Cevap alamıyorsanız ahireti bekleyin. Mustafa Fayda yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı diye. Başka çarem yok yani. Ama ben bunu hissediyorum damarlarımdan. Söylemeden duramazdım yani. Duramazdım. Ve bizde bu hizmetler yapılmıştır. Şimdi bilmem kim çıktı diye bunlardan birini yıkmaya kalkmışlar. Zaten ikisini de devlet kapatmış. Bir, bir, bir balyoz vurulmuş. Şimdi balyozun altında ezilenleri havanda bir daha eziyorlar hanımefendi. Allah ümmeti Muhammed'i siyanet eylesin. Evet. Peygamber Efendimiz'in arkadaşlar eee bir başka sıfat ismine işaret etmemiz lazım. E, bu din anlayışımıza da çok tesir eden bir isimlendirme. Yani bizde e, ben çok rahatsız olduğum için söylemek durumundayım. E, belki biraz İmam-ı Gazali'nin fikirlerinin tesiri olacak. Yani kelam Allah'ın sıfatları ve ispatıyla uğraşıp söylüyor. Halbuki Peygamberimiz bizi Allah'a çağırıyor. Peygamberimizin adı ne kızım? Kur'an-ı Kerim'de bir sıfatlarından birisi. Da'i Allah. Ne demek? Allah'ın davetçisi. Da'a davetten geliyor. El Ahkaf 31-32 kızım orada geçiyor. Bakarsınız. Bir başka şey, ifade aynı kökten. Da'iyen ilallah. Şimdi bizimle Allah arasında bağ kuruyor peygamber. Kızım esas olan Allah ile buluşmamız. Allah buyurmuyor mu size şah daha yakın diye? Yani namaz, abdest, oruç, güzel ahlak olmanın hepsi bizi nereye götürecek? Peygamber'e tabi olmaya götürecek değil mi? Bu bizi nereye götürecek? E Allah Kur'an'da söylüyor. Kul in kuntum tuhibbun Allah'e fettebi'uni. Bütün bu yaptıklarımız peygambere tabi olmaktandır. Bunu ne ispat için yapacakmışız? Allah'ı sevdiğimizi göstermek için. Peki mükafatı ne çocuklar? Allah sever mi Habibullah olur mu diye kelam tartışıyor. Allah'tan korkmuyorlar ya. Yuh bir kümullah diyor Allah ya. Siz Allah'tan iyi mi bileceksiniz ey kelam hocaları? Allah sizi ıslah etsin. Allah'ın Habibi olmaz diyorlar ya. Allah'a küçüklük izaf eder diyor. Allah Allah. Allah kendisi söylüyor ya. Yuh bir kümullah. Allah sizi sever. Onun için benim dedem rahmetli ne derdi biliyor musunuz? Allah rahmet eylesin. Allahı seven kul olmakla yetinmeyin. Allah'ın sizi sevdiği kul mertebesine çıkın inşallah diyordu. Allah mesale ala Allah rahmet eylesin. Gerçekten o muhabbetin içinde de yaşıyordu. Onun için Konyalı çok sever dedem. Tabii ben de seviyorum. Benim hem dedem de hem hocam da. Ben İmam Hatip Şubat ayında vefat etti 1960'ta. Ama bakın hanımefendiler bundan sonra dinin korku mu, e, tehdit üzerine mi, sevgi üzerine mi olduğunu anlatırken Allah'tan korkun bu ayete dayanarak yalnız sevgiyi anlatın. Ve biz Allah ile bağ kurmak için Allah bu peygamberi gönderiyor. Biz peygambere neye bağlanıyoruz, niye örnek alıyoruz? Allah söylüyor Allah'ı sevdiğimizi göstermek için. Mükafatı ne kızım? Huri Gılman falan değil. En yüksek mertebe bu. Huri Gılman seviye düşük insanlar Allah Allah. Onlarla konuşurken ne istiyorsanız konuşun. Allah isterseniz cehennemi de anlat. Ama seviye Allah seviyeyi koyuyor. Yok bir kimullah. Demek ki bizim dinimizden hedef peygambere tabi olmaktan maksat kızım. Allah'ın bizi sevmesi noktasına ulaşmamızdır. Şah damarımızdan daha yakın diyen Allah, Cebrail öğretiyor ki siz onu görmüyorsanız o sizi görüyor diyor. Siz hala Allah var mı yok mu sıfatı şöyle mi diyorsunuz ya bırakın bunları Allah aşkına. Bunlar dünya işi bile değil ya. Materyalist e, insanların e, maneviyat e, sevgi ve ruhundan zerrece nasip olmayan insanların konuşacak onlar bunlar ya. Onun için muallim Naci Meşreb'im ben kızım. Diyor ki muallim Naci. Çok seviyorum bu sözü. Allah nedir deyince gafil. Allah deyip hamuş olur dil. Hamuş biliyor musunuz? Ne demek hamuş? Kızım mevleviler mezarlığa hamuşan der. Susanlar yavrum. Susanlar yavrum. Şimdi. İki defa tarikada dönmüş oldum. Konyalı olduğum için beni mazur görün. Bu kadar olacak yani. İltimas yapın bana. Aleyhime konuşmayın. E, e, mevlevilerin mezarlıklarına hamuşan denir hanımefendi. Hamuşan, susanlar. Allah nedir deyince gafil. Allah deyip hamuş olur dil. Gönül ve dilinden Allah der. Ondan sonra dil susar. Ne konuşayım sana? Allah sana varlığını, birliğini hissettirsin, göstersin. Onun için Allah'ı millet görmeyi tartışıyor. Hissetmeyi neye taşmıyorsunuz, tartışmıyorsunuz ya? Şah damarından yakın olmak görmekle ilgili değil ki. Hissetmekle ilgili. İçin kaynayacak be yavrum Allah deyince. Ama nasıl kaynayacak? Onun mahlukatına rıfk ile muamele edeceksin. Rıfkı biliyorsunuz değil mi? Rıfkı biliyor. Evde bak söz diye. Rıfk ile muamele edeceksin. Muhabbetle. Kuzuyu sever gibi seveceksin mahlukatı yavrum. Koyunun kuzusu. Ben torunlara da kuzularım diyorum. İnsan yavrusu da öyle sevilir. Öyle seveceksin. Rıfk ile muamele edeceksin. Bunların içinde ne var? Cemaat, nebatat, hayvanat alemi de var. İnsanoğlu tabi var. O eşrefi mahlukat. Zaten onu sevmekle mükellefsin. Tüm bunlarda nereye girer Kur'an'ın en çok zikrettiği şey? Bizim ahlakımız, Kur'an ahlakı, peygamberin ahlakı dedi ve Hazreti Ayşe anamızın. Bizi hayatın içidir bu ahlak kaideleri Bizi nereye çeker? Ahlak kaidelerinin içine çeker. O nereye çeker? Amele çeker kızım. Gıybet etmemek amel. Çocuğa rıfk ile muamele etmek anneye babaya üf dememek amel. Onun için Kur'an-ı Kerim'de en çok ne zikrediyor kızım? İnnellezine <laughs> amenü Söyleyin bakayım. Ve amelü salihati. Demek ki iman bir ameli salih iki. Oradan nereye yükseliyoruz? Allah sevgisine. Biz sevgimizi ispat için çalışacağız. Sonunda da mükafat İnşallah. Hepimiz Allah'ımızı sevelim. Onun bizi seveceği kul olmaya hepimiz ulaşalım inşallah dedim. Evet bu örneklerden biri Temim oğulları için geliyor. Ee, 70 kişilik bir heyet geliyor öyle vakti Bedevileri haskaba bir tavırla e, seslenip yanlarına çıkmasını istiyorlar peygamberimizin. Onların bu tavırlar yanında Hazreti Ebubekirle Hazreti Ömer'in bu kabilenin başına kimin tayin edilmesinin daha uygun olacağı konusu seslerini yükselterek Hazreti Peygamber'in huzurunda tartışmalarını da doğru bulmayan ayetler Hucurat Suresinin 2 ile 5. ayetleri nazil olmuştur. Dedik ya heyetlerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var. Onların e, neye geldiklerini ve kabile heyetlerini biz tefsir kitaplarında buluyoruz dediğimizin bir örneğini veriyoruz. Yine Hucurat Suresinde bazı bedevilerin Arap diye geçiyor ayette. Gerçek anlamda iman etmedikleri anlatılmak suretiyle onların bazı davranışları tenkit edilmektedir. Hucurat suresi 14 18. Kâlet el-ârabü âmennâ. Velâkin Velâkin eslemle. ile İslam'ın farkını da bu ayet-i kerime bu gelen heyetlere Terbiye etmek için Allah'ın gönderdiği ayetlerle inşallah terbiye olmuşlardır. Ee, bize öğretiyor arkadaşlar. Evet, hicretin 9 yılı başlarında bir kıtlık zamanında esed oğullarından Eee şimdi nerede ya? Hocanın bir şey kaybolursa canı çıkar Allah. Çocuklar yere mi düştü? Ben evde mi unuttum? Beş buradaymış. On kişilik bir heyet Medine'ye geldi. Hani kitaplar şeye düşünce insanda bir şey kalmıyor diyorlar ya kızım. Kalanlar esas görüyorsun yani. Biz aciziz tabii yavrum. O seviyeye çıkamadık. kitaplar kaybolunca bizim dilimiz yine biraz konuşuruz ama işte size konuşurken tabii not bakmanız lazım. Evet. Medine'ye geldi. Hazreti Peygamber'e bakın neler, nasıl davru takılıyorlar. Allah'a ve onun peygamberliğine iman ettiklerini söyledikten sonra kendileri üzerine onun bir ordu göndermeden Müslüman olduklarını dile getirmek suretiyle sanki bir iyilik yapmış olduklarını göstermek ve kendilerine minnet duyulmasını ve zekat verilmesini istemişlerdir. Bunun üzerine yüce Allah Hazreti Peygambere hitaben boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle söyle. İslam'a girmenizi bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız kabul etmelisiniz ki Asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Eğer bir minnettarlık duyacaksanız Allah'a duymanız lazım diyen ayet-i kerime 11 Hucurat 17 ayet iniyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda insanların dine bağlanmasındaki hem düşünce ve hislerine hitap eden hem de insanı gerçekten sarsan ifadeler mümin olduk diye minnettarlığımız Allah'a elhamdülillah ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı gönderdin bizi ondan evvel dünyaya getirebilirdin biz onu görmeden bu hayattan gelip geçerdik halbuki biz şimdi Nuru Muhammed'in Nuru Muhammediye'nin bütün füyü zatından feyz alıyoruz diye Allah'a minnet duyacağız kızım şükredeceğiz Allah'ımıza bu ayet kerimenin bizi götürdüğü yol bu görüyorsunuz bu problemler hiç kelamın problemi değil arkadaşlar Bunlar hep his, duygu, kalbe hitap eden, hani iman, ile ikrar, kalbile tasdik diyoruz da, bunu da kelamcılardan öğrendik. Allah hepsine şefaat peygamberin nail olsunlar. Biz onları da çok seviyoruz. E, o hocalarımız olmasa sapıntırızdık belki. öyle ileri geri konuşuyoruz ama öyle konuştuğumuza da fazla bakmayın. E, arada laf atıyoruz yani. E, ama şunu söylememiz lazım. E, aklın, bittiği yerdir. Müslümanın başladığı ikinci bir merhale. Ne diyor Elif Lamim'in başında? Elif Lamim Zalikel el kitabül la raybe fi Hüdellil sıfatı ne diyor? Söyle oku kızım. Hüdellil müttegin'den sonra ne geliyor? Ellezine yu'minune bil gayb Birinci vasfımız bizim gayba inandı. Onun için sevgi ve gaybı beraber düşündüğümüzde Allah'ı sevgi noktasına bizim çok dikkat etmemiz gerektiğini unutmamamız lazım. Onun için ceza tali bir problem. Biz peygamberden <laughs> arkadaşlar cezayı öğrenmeye gelmedik. Biz peygamberden muhabbetullah'a ulaşmaya tabi olmak için talep ediyoruz. Bunu istememiz lazım olduğunu öğrenmemiz lazım. Evet. Hazreti Peygamber'in göndermiş olduğu davet mektubu üzerine Necranlı Hristiyanlar geliyor biliyorsunuz. Peygamberimizle e, teslis üzerine tartışma yapıyorlar. Peygamberimize cevabını bilmediği zor bir soru soruyorlar hanımefendi. Peygamberim, e, İsa Peygamber'in babası kim diye soruyorlar. Peygamberimiz sizden evvel Müslüman olduk diyorlar. Onlar İslamiyet'e davet ettiklerinde cevap olarak. Peygamberimizle yalan söylüyorsunuz domuz eti yemeniz, haça tapmanız ve İsa'nın Allah'ı olduğunu, İsa peygamberin Allah'ın olduğunu iddia etmenizden dolayı siz Müslüman olmadığınız deyince zor soruyu patlatıyorlar. O zaman İsa'nın babası kim? Peygamberimiz susuyor cevap vermiyor. Ali İmran suresinin başından itibaren 80 kadar ayet-i kerime nazil oluyor. Bunların içerisinde Allah Adem'in babasını Adem Aleyhisselam'a benzeterek cevaplıyor inne mesela İsa indallahi ke Adem halakahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun el hakku min rabbike fela minel min ondan sonra mübahale ayet geliyor mübahaleyi biliyorsunuz mübahale ben daha önceki senelerde anlattım bir mübahale çıktı yani ders notlarından bu sene de Hristiyanlığı anlatan hocalarınız olmadı mı anlatacak belki mübahaleyi ama söyleyeyim ben ayet-i de. eee Femen hat çekemin ba'de ma ilmi ve ندعو ابنائنا وابنائكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ayet kelimesi iniyor. Sana bu hakikat geldikten sonra ne diyor Allah'ın hakikati? İsa'nın babası Adem gibi anı hem anasız hem babasız topraktan ol deyince yarattığına göre bunun bir de anası var Allah için hiç zor değildir diyerek cevap veriyor Allah. Babası, mı? babası hakkındaki Kur'an-ı Kerim'in cevabı bu. Bunu reddederlerse diyor peygamber kadınlarını, çocuklarını ve kendi nefislerinizi alarak meydana çıkın karşılıklı. Ya Rabbi hangimiz yalancıysak senin lanetin onun üzerine olsun diye beddualaşın diyor mübahale bu demek kızım mülaane karşılıklı lanetleşme peygamberimizin hayatında bir defa bu heyetle ilgili geliyor biz bu heyetin üzerinde durmayacağımız için bu kadar bilgi vermemizi lütfen fazla görmeyin arkadaşlar heyetlerin gelişiyle ilgili de önemli bir e, bilgiye sahibiz İbni İshak e, bize bu haberi veriyor o da Mekke'nin fethi Mekke'nin fethi 8. senede Ramazan ayında oluyor. Ramazan ayı kaçıncı ay kızım? Arkadaşlar kaçıncı ay? 9. ay. 9. ay. 10. ay, 11. ay, 12. Ay. ay. Sene bitiyor yani. Ne başlıyor? Yeni 9. sene. 9. senenin adı neydi? Senetül Vüfut. Senetül Vüfut başlıyor. Araplar Mekke fethini değerlendiriyor i̇bn İshak. İbn-i, İshab, İbni İshab kitabından okuyorum. Araplar İslamiyet konusunda Kureyş kabilesiyle Resulullah'ın aralarındaki mücadeleyi gözleyip duruyorlardı. Ya ben sakıfı anlatmasam hasta olurum vallahi. Kaç dakika oldu? Bir saat 5 dakika oldu. He? Bir saat, beş oldu. Bir saat 15 on mi dedin? Bir saat on dakika dersin süresi. Bir saat beş dakika oldu. Uzatırsam ne olur? Bunlar beni mahkemeye mi verir? Yasak mı? lütfen. E, daha dur daha da. Beşinci sayfadayız. Bizim metnimiz o yirmi sayfa. Allah Allah. Dörtte biri gitti. Atlayacağım. Kendiniz okursunuz. Ama sakif üzerinde duracağım. Sakifte çünkü yanlışlıklar yapmış hocalarımız. Onları söylemek istiyorum arkadaşlar. Çünkü Kureyş kabilesi insanların önder ve kılavuzları olmaları yanında Elbeytül Haram sakinleri İbrahim'in oğlu İsmail'in Allah'ın selamı ikisinin üzerine olsun halis çocukları Ayrıca Arap ileri gelenleri de onların bu durumunu inkar etmiyorlardı. Resulullah'a savaş için ve kendisine muhalefet edenler Kureyş kabilesiydi. Mekke fethedip İslam hakimiyetine gidince ve Kureyş de ona boyun eğince Araplar Resulullah'a karşı savaşa ve düşmanlığa güç getiremeyeceklerini anladılar ve dalgalar halinde Allah'ın dinine girdiler. Tıpkı Yüce Allah'ın nebisine buyurduğu gibi Allah'ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde demin üzerinde durduğumuz ayeti zikrediyor. Evet arkadaşlar senetül üfud ve Allah'ın yardımı meselesini böylece tamamladıktan sonra Mekke'nin fethinden önce gelen heyetler var. Bunların isimlerini İbn-i Sa'd'dan okuyabilirsiniz. Beni Cüheyne heyeti benim metnimde var onu okursunuz üzerinde durmayacağım size ancak 15 dakikada ben çünkü şey müzeyne heyeti var. Daha sonra da Mekke fethinden sonra gelen Hevazin heyeti var. Burada da güzel sahneler var anlatmak istiyordum. Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma e, efendimiz var. E, Hevazin kabilesinin esirleri arasında peygamberimiz ben onun süt kardeşim beni yanına götürün diyor. Peygamberimiz de nereden belli diyor. Omuzunun burasına peygamberimiz çocukken ısırmış, izi kalmış onu gösteriyor. Peygamberimiz kendisine izzet ikram ediyor esir olmasına rağmen, esir hanım olmasına rağmen. Ee, süt annesi ve süt babasının vefat ettiğini öğreniyor. Kendisine izzet ikram ediyor. Ee, bu sahneler gerçekten peygamberimizin hem hanımlarla ilgili tavrı bakımından hem de e, kendisine hizmet vermiş... E, Süt annenin kızı süt kardeşi şeymaya e, muhabbet ızhar etmesini ve onun gönlünü almasını esir olmasına rağmen kendisine e, isterse esirleri sonunda serbest bırakılıyor biliyorsunuz e, şey yapmasını istiyor Biz kendisiyle beraber kalabileceğini teklifinde bulunuyor ama şeyma kendi ülkelerine, kendi kabilesinin yerlerine dönmeyi tercih ediyor. Onun için Hevaz'ın esirlerini dikkatlice okuyun lütfen. Anlamadığınız olursa burada benim telefonum var arkadaşlar da Allah açar telefonu sorarsınız. Gerçekten üzgünüm. Ben kendimi kaptırıyorum. Ne olduğumu bilmiyorum. Yaşlandım tabii. Sakıf heyetine gelmek istiyorum. Sakıf heyeti çünkü arkadaşlar peygamberimizi en çok meşgul eden ve ben bu heyetler konusunda bir yıl kadar çalışma yaptım. Bir metin ortaya çıktı. Ee, ondan bazı parçaları buraya aldım ben. Ee, onun için ifadelerimde şunları daha önce yazmıştık falan diyorsam burada yok diye aramaya kalkmayın. Asıl metnimden yani alındığı için evet. öyledir. O kadar kusuru yaşlı hocaların olacak. Ee, ama o metin çıkmadı henüz. Çıksaydı onu da okuy okuyun derdim. Sakif biliyorsunuz arkadaşlar peygamberimizi çok meşgul etmiş bir kabiledir. Bir kere e, kendilerinin lat diye bir putları var Sakif kabilesinin. Bu putun etrafında tartışma olacağını göreceğiz. E, bunun etrafına binalar yapmışlar. Beyazla örtmüşler latın etrafını. E, ne demişler biliyor musun kızım? Rekabet Mekke ile kuruyorlar. Taif'teki beyaz taş Mekke'deki siyah taşın karşılığı kabul edilmiş. Mekke'deki siyah taş hangisi? Haceri Esvet böyle bir putla Haceri Esvet arasında bağ kuruyorlar ee, biliyorsunuz e, Halid İbni Velid'in babası Velid İbni Mughire Kureyş'in fikir babası kızım şirkin fikir babası militanı kim şirkin militanı kim yavrum Ebu Cehil yavrum Ebu Cehil fikir babası kimmiş Halid'in babası Velid İbni Mugire. Onun hakkındaki yazdıklarımı Halid İbni Velid kitabından okumanız lazım. Ne diyor ee, şey e, Velid İbni Mugire? Kur'an ya bana ya da Taif'teki sakıp kabilesinin reisi Ebu Mesud Amir bin Ümeyre inerdi. ya Muhammed kim oluyor ki? Bir öksüz yetim adam. Ya bana inmeliydi yahut Sakif'in reisine inmeliydi diyor. Ayet kızım bu. Yüce Allah'ın onlar şu Kur'an iki şehrin birinde bulunan büyük bir adama indirilseydi ya dediler. Ey Muhammed onlar mı Rabbinin rahmetini paylaştırıyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Ayetlerini inzar buyurduğundan beri Sakif kabilesiyle peygamber rekabet ve düşmanlığı devam ediyor efendim. Evet. Zuhruf suresi 31-32. ayetler. Bu düşmanlığın sona ermesi ümidiyle Resulullah biliyorsunuz demin söyledim 10. yılda Taif'e gidiyor taşlanıyor geri geliyor. Zeyd ibn Harise ile birlikte. Sakifliler, Kureyşler aralarında çekişme olmasına rağmen Fizan savaşları sonucunda Kureyş'in Taif ticaretini denetim altına almasına rağmen İslam davetine karşı olanların safında yer almaya devam etti. Onun için e, Kureyş e, peygamberle yaptığı savaşlar hep Taif sahi, takiflerden destek görmüştür. Evet, peygamberimiz Mekke'nin fethinden sonra Taif yolu üzerindeki nahlede bulunan uzza putunu tahrip ettirmesi üzerine sıranın kendi putları lata geleceğini düşünerek harekete geçip, geçip o sıralarda akrabaları olan hevazinlerin Müslümanlarla savaşmak üzere hazırlık yaptıklarını öğrenince onların safına katılarak Huneyn Savaşı'nda onlarla birlikte yenilip Taif'e kaçtılar. Demin söylediğim şey ma anamızın esir olduğu savaşta hevazinlere yardım ediyorlar. Zaten birbirlerinin aynı kolundan geliyorlar. Aynı soydan gelen insanlar, akabileler. Huneyn Savaşı kumandanı Malik İbn Avf da onlarla birlikte şehre sığındı, Taif'e sığındı. Kendilerini takip eden Hazreti Peygamber Taif'i muhasara etmekle birlikte fetine muvaffak olamadı. Huneyn Savaşı'nın kumandanı Malik İbn Avf eğer anlatsaydık Hevazin heyetini onun Müslüman oluşunu uzun uzun anlatacaktık. Burada söylüyoruz. Taif muhasaratından sonra Cirande bulunan Hazreti Peygamber'i yanına gelip Müslüman oldu. Taif çevresinde otlayan hayvanlarına baskın düzenleyerek sakifleri baskı altına almak suretiyle onların Müslüman olmak üzere Medine'ye gelmek mecburiyetine kalacaklarını bildirerek Resulullah'tan izin istedi. Bakın Hevazin'de Müslümanlara karşı çok şiddetli Huneyn Savaşı'nı yapan Malik Malik İbni Avf Müslüman olduktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Kendi akraba kabileleri, beraber savaştıkları kabilelerin hayvanlarını rahatsız ederek Sakif'in Müslüman olmasına zorluyor. Artık sene, e, Peygamberimiz e, 8. Fetih senesinin sonuna yaklaşmış Taif dönüşü 9. sene giriyor. Evet. Bu gelişmelerden bir süre sonra Sakif ileri gelenlerden Urvet İbni mesup cirane ve Mekke'de umre ziyaretinden sonra ordusuyla Medine'ye dönmekte olan Resulullah'a yolda ulaşıp Müslüman oluyor. Sonra da sakifleri İslamiyet'e davet etmeye gideceğini söylüyor. Peygamber gitme seni öldürürler diyor. Ama buna rağmen gidiyor. Urve şehit oluyor arkadaşlar. Onu da burada okursunuz. O da azim bir şeydir. E, hamiyeti İslamiye üzerine yaşama gayretinde olan insanın başına gelen e, bir şehadettir. Evet. Bu gelişmelerden sonra özellikle Malik ibn Avf'ın huzursuz etmesi Sakiflileri, Sakiflerin aralarında düşmanlık olmasına rağmen iki liderinden biri olan Abdü Yaril Amr bin Ümeyye diğer lider bir araya gelerek başımıza gelen şeylerden kurtuluş yoktur. Gördüğün gibi Hazreti Peygamberi kastederek şu adamın başarılarını görüyorsun. Arapların hepsi Müslüman oldu. Sizin de onlarla savaşacak gücünüz bulunmamaktadır. Buna göre oturup bir karar veriniz dedi. Bunun üzerine kabile mensupları bir araya gelip yayılan hayvanların emniyette bulunmadığını ve yola çıkan insanların da önünün kesildiğini söyleyerek bu işe bir çare bulmasını, bulunmasını dile getirdiler. Sonunda Urvet İbni Mesud gibi birisini Resulullah'a göndermeye karar verdiler. Ve bunun içinde şehit olan Urve ile aynı yaşta bulunan Abdüyalil'e teklifte bulundular. Urve'ye yapılan şeylerin kendisine de yapılabileceğinden korkan Abdü Yaril yanında başka kimselerinde bulunduğu bir heyet halinde gidilmesini istedi. Bunun üzerine ahlaftan iki Malik oğullarından üç kişiyi onunla birlikte göndermeye karar verdiler. Arkadaşlar bu detayı siz yine okuyun. Bu tip bir şube bunları yakalıyor, karşılıyor. Medine'nin kenarında otlaklar, hayvanlar otlatırken. sonra peygamberimize geliyor, onların gelişini haber veriyor. E ee, bunların tavırları var. Peygamberden şüpheliyorlar, şüpheleniyorlar. Yemek getirildiğinde, yemeğe getiren, yemeden yemiyorlar. Zehirlenme tehlikesine herhalde tedbir alıyorlar kendilerine göre. Eee, kafilenin genç e, hayvanlarına bakan Osman İbni Ebil As ise onlardan ayrı olarak Peygamberimizin yanına gelip Müslüman oluyorlar. Asıl probleme geliyoruz. Bu kabile mensupları arkadaşlar İslamiyet'e gireceklerini ancak bazı şartlarının olduğunu söylüyorlar. Şartları okuyorum dikkatli dinleyin. Bunların değerlendirmesini de arkadaşımız vaktin müsaade ettiği sürece bana izin verirse söylemeye çalışacağım. Bakın şartları söylüyorum. Taifler günlük namazlardan muaf tutulacaklar. İki, yine onlar zekat ödemekten de muaf tutulacaklardır. Üç, onlar mecburi azberlik hizmetinden yani cihattan muaf tutulacaklardır. 4. Taif şehri mukaddes bir şehir olarak tanınacaktır. Yani Mekke gibi bu şart ile heyet belki de Kabe haccı mecburiyetinden muaf tutulmak istiyordu. 5. Şehre ait putun içinde bulunduğu muhabbet yıkılmayacaktır. Acaba bu şart putperest ibadetlerin devam edebilmek için miydi anlaşılmıyor. 6. Gayrimeşru cinsi münasebetler onlar için yasaklanmayacaktır. 7. Faizli borç vermelerde aynı şekilde yasaklanmayacaktır. 8. Alkollü ilişkilerin içilmesi onlar için yasaklanmayacaktır. Anlamadığınız yok. Bu tespitlerden sonra Muhammed Hamidullah Hoca hatta kaynaklarda öyle kayıtlar vardır ki Bunlara bakacak olursak heyet mensuplar, heyet bu e, şartları baştan aşağı yazıyla tespit etmiş ve sadece Muhammed Aleyhisselam'ın mühürleyeceği yeri boş bırakmıştı ifadelerini kullanmıştır. Yani bir anlaşma metni gibi tadat etmişler bunları. Evet. Şimdi problemlere başlıyoruz. Diyoruz ki kaynaklarda yer alan rivayetlere ve bazı araştırmalardaki görüşlere de beraberce ele alarak bu sekiz maddede bulunan sakıflerin isteklerini ve Resulullah'ın kararlarını sırasıyla ele alacağız. Bir, namaz meselesi. Sakıf eğildi Medine'de bulunduğu esnada Hazreti Peygamber'le ilgili görüşmelerde bulunmuşlar. isteklerini dile getirmişler ve çeşitli konuları tartışmışlardır. Bunlar arasında kendilerinin namazdan muaf tutulmalarını da istemişlerdir. Onların bu isteklerine Hazreti Peygamber içinde namaz bulunmayan dinde hayır yoktur buyurarak onların bu isteklerini reddetmiştir. Sakif temsilcisi ya Muhammed bizim için bir zül olmasına rağmen senin için namazı kılacağız karşılığını vermiştir. Vakidi ve İbn-i Sakın rivayetlerinde yer almayan buna karşılık bazı kaynaklarda sakıflerin rükû ve secdeden dolayı namaz kılmayı zül olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Mukatil İbni Süleyman İsra suresi 73. ayetinin tefsirinde sakiflerin namaz kılmamak şartını ileri sürerken eğilmeyeceğiz. La nuhni ifadesiyle namaz kılmayacaklarını şart koştuklarını Hazreti Peygamber'in de onlara rükû ve secdesi olmayan bir dinde hayır yoktur cevabıyla onların bu istediğini reddettiğini nakletmektedir. Aynı ayetin tefsirinde Zemaşeli ise sakıflerin namaz kılmamak için ileri sürdükleri görüşlerini rükû ve secde etmeyeceğiz. La nücebbi anlamına gelen bir ifadeyi Hazreti Peygamber'in huzurunda dile getirdiklerini ve Hazreti Peygamber'le aralarında anlaşma metnini yazan Halid İbni Said'e rükû ve secde etmeyeceklerdir. ifadesinin yazılmasını istemişlerdir. Katibin onların bu istediğini yerine getirmeyip Hazreti Peygamber'in yüzüne baktığı sırada mescitte bulunan Hazreti Ömer'in ayağa kalkıp kılıcını da çekerek Ey sakıf cemaati peygamberimizin kalbini yaktınız. Allah da sizin kalplerinizi ateşe yapsın diye karşılık verince sakıflılar biz seninle konuşacak değiliz. Biz Muhammed ile konuşuyoruz demişlerdir. tartışan tartışılan konuların ilkini tamamlarken bir noktayı zikretmemiz uygun olacaktır. Yapılan anlaşma metni Ebu Ubey tarafından muhafaza edilmiş ve kabul edilen hususlar orada geniş şekilde yer almıştır. Namaz meselesi bu metinde zikredilmediği için burada ona herhangi bir atıfta bulunmamıştır. İlgili olan maddelerde Peygamberin Halid İbni Said'e yazdırdığı bu metne atıf yapılacağı gibi bazılarını da yalnızca bu metin üzerinden inceleyeceğiz diyorum ben. 2-3 Zekat ve cihat. Arkadaşlar bizim hocalarımızın Hamidullah Hoca başta olmak üzere bana göre çok yanlış anlaştıkları bir değerlendirmeye şahit oluyoruz zekat ve cihat konusunda. Maalesef bizim hocalarımız peygamberimizin onları zekat ve cihattan muaf tutmayı kabul ettiği şeklinde yazmışlardır. Bu kullanılan ifadeyi yanlış anladıklarının önemli bir delilidir. Maalesef ben müsteşriklerin hepsini görmedim ama İtalyan müsteşrik Asım Hoca'nın cevap verdiği İtalyan müsteşrik Leonu Kaytani başta olmak üzere Watt Motkomeri Watt kitabı son zamanlarda Türkçe'ye de tercüme edildi. Peygamber Mekke'de ve Medine iki cilt. O Muhammed Hamidullah Hoca, Asım Köksal Hoca ve Taif, Sakif maddelerini yazanlar hep peygamberimizin kullanılan ifadeyi bana göre yanlış tercüme ederek onların cihattan ve zekattan muaf tutulduklarını kabul eden ifadeler yazdıklarını görüyoruz. Burada yerlerini gösterdim bakarsınız. Peki ben ne anlıyorum? Burada tahta var mı arkadaşım? Yazı yazma imkanımız var mı? Yok. Yok. Arkadaşlar bir metin var. Peygamberimizin yaptığı bütün anlaşmalarda geçen ve hep de la ile Şimdi kelimeleri söyleyeceğim. Yani şu olmayacak, şu olmayacak dediği la ile zikredilen 10-15 yerde geçiyor. Hamidullah Hoca'nın mecmuatın i siyasiyesine bakarsanız bunların geçtiği mektupları görürsünüz. Burada kastedilenin zekat olduğunu yanlış anlamıştır hocalarımız. Burada kastedilen o kelimeleri söylemeden söylüyorum bunu ki onları söyleyince iyi anlayasınız diye. Diğer kelimeyle kastedilenin de cihada gitmemek olarak anlaşılmasını yanlış anlamışlardır. Bunların yanlış anlaşılmalarının en büyük delili bu metinleri neşreden ve bu iki kelimeyi diğer yerlerde de kitabında çokça kullanan Kitabül Enval müellifi Ebu Ubeyd El Kasım Aleyhisselam'ın verdiği bilgilerden ben anlıyorum. Benim keşfim değil yani. Onların yanıldıklarını söylemek benim onlardan farklı olarak Hamidullah Hoca o kaynağı bilmesine rağmen maalesef bu yanlışlığı yazmış. Acaba Kaytani'nin tesiri altında mı kaldı diye düşünüyorum. Çünkü Mecmuatül Vesayip'in siyasiyesinde Kaytani'ni her mektupta zikreden dipnotlarında, kaynakları arasında dipnot şeklinde değil çünkü o başta söylüyor kaynaklarını zikrettiğini görüyoruz. Gerçekten bilemiyorum. Asım Hoca ona bakarak oradan mı yanıldı? Kendisi mi yanlış tercüme etti onu da bilmiyorum. İnsanların günahını almak istemem Bunların e, bu söyledikleri mi? ölmüş adamlar. Ee, yeni arkadaşlar var. Bir kısmı benim talebem. Onlara da dedim ki Allah sizi ıslah etsin. Kendilerine birine söyledim. Hepsine söyleyemedim. Ararsa söylerim. Nedir kelime bakın arkadaşlar. La uşra ve la huşra. Veya La yuşerune ve la yuhşerune. Veya La yuhşeru ve la yuşeru. bu ilahiyat talebelerine fıkıh hocaları ve Arapça hocaları ben İmam Hatip Okulu'daki gelenleri ilahiyat bir de okuttuğum için yüksek lisans ve doktorada da daha sonra okuttuğum için biliyorum ki ne fıkıh hocaları ne Arapça hocaları talebelere kırkta bir demeyi öğretmemişler kızım. Şimdi size sorayım bakalım. Siz onların hangisinden olduğunuza karar vereceğiz. Kırkta bir nasıl denir Arapça? Bak hiç bileniniz yok. Fıkıh kitabı okudunuz. Okudunuz değil mi Arapça fıkıh kitabı? Niye öğrenmediniz kırkta bir? Hocana sor. Benim sorduğumu söyleme. Alayı düşman kaçlarmayayım Allah aşkına. Benim günahımı da alır. Benim günahım çok altında kalır sonra. Benim adımı falan vermeden sor. Niye öğretmedin hocam diye. Var mı bilen? Söyle. Harfi tarif koymadan söyle kız. Ere harfi tarif koymadan söyle. Rubul uşur. Lugaten mi baktın? Aa, ben, ben öğretmişim sana. Sen benim sıralamamla söylediğin iyi oldu. Ama iyi öğrenmemişsin. Er rubul uşur değil. Rubul uşur. Tercüme et rubul onda birin dörtte biri. Bayağı kesir kimin kuvvetli. Onda birin dörtte birini yaparsan kırkta bir çıkar. Onda birin dörtte biri denmez çünkü. Ne denir onun yerine? Kırkta bir denir. Fıkıh kitaplarında rubul dendiği için hocalar size öğretmemiş gibi görünüyor. Aslında tecrübe ederken söylemiştir. Ben hocalar hiç öğretmedi demiyorum. Ama talebelerin hep bilmediğini görüyorum. İşte siz de, de denedik. Benden duyana hariç bilen çıkmadı. Şimdi arkadaşlar öşür Müslümanların verdiği toprak mahsullerinden alınan zekatın adıdır. Yani zekatın toprak mahsullerinden alınan kısmının adıdır. Niye öşür denmiştir? 10 kile buğdayın bir kilesi zekat verildiği için. Yani onda biri. Onun için Arapça onda bir ifadesiyle söylenmiş. Türkçe'de bu öşürde kullanılır. Aşar vergisi de diye kullanılır. Aşar vergisi der Türk. Anadolu aşar vergisi de eskiden. İsmet Paşa kaldırdı. Eskiden veriyordu millet. Aşar ve anam vergisini veriyordu. Anam da kanemden gelir. Hayvan mı? Zekatı. Bunları kaldırdı kızım. Bunu zannediyorlar. Halbuki peygamberimizin kullandığı onlardan onda bir alınmayacak ifadesi cahiliye çağından beri kendi bölgelerinden geçen Ticaret kervanlarından zorla onda bir vergi alanları kastediyor peygamberimiz. Ticaret mallarından bu parayı alamazsınız, alınmayacak sizden diyor. La uşra demek sizde cahiliye çağında eşkıya kabilelerin, tüccarlardan, kendi yurtlarından geçen ticaret kafilelerinden aldıkları onda bir alınmayacak diyor. Bizim hocalar bunu neye tercüme ediyorlar? Zekat alınmayacak diyor. Yahu bari paradan alınacak diye öşür bizde. Yalnızca mahsulün zekatı be. Be hocalar ve Peygamber namazdan muaf tutmadığı gibi zekattan muaf tutmasına da Peygamberimize selayet yok deme edepsizliğini kullanmak istemiyorum. Yapmayacağı bir şey değil. Yapmayacağı bir şey değil. Geçiyoruz ikincisine kızım. Huşur. Haşır. Haşır ne demek kızım? Haşır ne demek yoklar? Toplanmak yavrum, toplanmak kıyamette haşır de. Haşır toplanmak. Bunlar zannediyor ki askere alınmak için toplanılmayacak. Ebu Ubeyd'in kitab-ı okusalar ne görürler biliyor musunuz? Allah Allah. Kızım vergi için zekat amili memuru peygamber Medine'ye topluyor zekatı geldiği zaman hayvanlardan alınacak zekat toplayın köye getirin diye yapılmayacak. Zekat amili onların ayağına gidecek. Kaç koyunun var senin? Kaç keçim var? Kaç deven var diyerek zekat alsın demek kızım. Bunun için toplanmayacaklar. Adam cihada cihada çıkmayacaklar diyorlar çocuklar ya ağlayacağım ya. Yerlerini gösterdim kimlerin söylediğini okursunuz. Hadis hocası var, İslam tarihi hocası var, Hamidullah hoca var, Asım hoca var. Beni çok inciden onlar. Müsteşikleri boş ver. Ama onların da anlamaması tuhaf. E, Ebu Ubeyd'in kaynağının da yerini gösterdim. Böylece arkadaşlar üçüncü, dördüncü meseleyi çözmüş olduk. Onlar ne cihattan ne de e, zekattan Peygamberimiz tarafından muaf tutulduğu bilgisi, anlayışı tamamen Yanlış bu hocalar iyi Müslüman oldukları için Peygamberimize iftira ediyorlar demiyorum. Büyük yanlış yapmışlar. Allah taksiratlarını affetsin. Dördüncü mesele arkadaşlar taifin haremliği meselesi. Harem bölgesi olmaz. Hamidullah Hoca bunun e, e, yeşiller partilerinin hedefleri var ya şimdi kızım yeşiller partisi çevre ağaç, canlı varlıklar korunacak. Onlar dolayı peygamber onlara müsamaha eden bir yazı yazıyor arkadaşlar. Ne yazdığını burada kolayca bulabilirsem hemen size söyleyeyim. Ee, anlaşmadan ibare şöyle. Onların vadisinin tamamı haremdir. Ve burada bulunan yabani ağaçların kesilmesiyle av hayvanlarının avlanması, orada gasp, hırsızlık, fena muamele yapılması Allah'ın adına yasaklanmıştır. Harem bölgesine benzeyen bir ifade kullanılmıştır. Ama zaten bu. Her yerde yasak olan şeyler çocuklar. Yani büyük bir taviz ifade eden durum söz konusu değil. Evet. Bunu da geçiyoruz. Lat putu içinde bulunduğu Rabbe'nin yıkılmasında ise sakıf e, sakı heyeti önce 3 sene sonra 2 sene sonra 1 sene sonra 2 ay 3 ay müddet verilmesini istiyor peygamber hepsini diyor ve onlar diyorlar ki biz şimdi onun yıkılmasını yaparsak kadınlar ve çocuklar bizi taşlar sakıfte peygamberimiz onlara verdiği tek faiz e, tek taviz arkadaşlar bunu siz yıkmayacaksınız. Ben başka iki kişi göndereceğim diyor. Muhiret İbni Şube ile Ebu Sifan'a yıktırıyor. Ee, bu, bu da böylece onların istekleri yapılmamış oluyor. Zina meselesinde de Peygamberimiz aynı şekilde e, ey iman edenler Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden faizden kalanı bırakın emriyle de faiz yasaklarını faiz yasağından önceki faizlerini alabilir emri dahil Kur'an-ı Kerim'in bunları yasakladığını görüyoruz. Böylece arkadaşlar şarap meselesinde peygamberimiz reddediyor. Zina, şarap ve faiz meseleleri de onların isteklerine göre halledilmemiş oluyor. Ve Sakif kabilesi de bütün bu sertliğine, haşinliğine, peygamber ve İslam ve Kur'an düşmanlığına rağmen sonunda İnşallah hidayeti elbicklerini görüyoruz. Efendim teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa içinizi dökün. Ben içimi dökerek konuştuğumdan dolayı e, tarafınızdan bağışlanacağımı umuyorum. Buyurun var mı soru beyler? İyi. Zaten soru sormaya imkan vermeden anlatmaya çalıştık. Ama peygamberin kabilelere hizmeti, onların hidayete ermeleri konusundaki gayretlerini, peygamberlik vazifeleri arasında ciddi olarak öğrenmenizi, talebelerinize sohbet yapıyorsunuz, sohbetlerinizde bazı nasihat yapıyorsanız, bazı nasihatlarınızda geniş şekilde yer vermenizi istiyorum. Ve böylece peygamberimizin gazve ve seriyelerinin yanında, Belki onların dozajını biraz anlatarak şeye yer vermemiz, İslamiyet'in tebliğinin heyetler konusu içinde e, yer vermemiz, insanların ufkunu açacak, bugünkü hizmet anlayış ve sahalarımızın daha gelişmesine imkan verecek bilgilerle mücehhez kılınmamızı ve dinleyenlerin mücehhez kılınmasını sağlayacaktır. Bunu size tavsiye ederek sözlerimi tamamlayayım.